Türkiye'nin tüm renkleri buraya. Bu akşam bu cümleyi 20. kez söylüyoruz. Türkiye Halk Dansları Yarışması büyük finaline 20 yılın en başarılı ekipleri katılıyor. Türkiye'nin tüm renkleri buraya. Türkiye her yöresindeki yüzlerce oyunla dünyanın belki de en zengin kültür mirasına sahip ülkesi. Her oyun ait olduğu topluluğun coğrafyanın karakterini yansıtıyor. Bir çiçek bahçesi olacak. 10 grup. Bu da bizim halk dansları Oscar'ımız. Hoş geldiniz. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 20 yıldır düzenlenen Türkiye Halk Dansları Yarışması işte bu imece ve dayanışma ruhuyla hazırlanıyor. Tek başına bir halk oyunu yoktur. Birliktedir. Karşı karşıya ya da yan yana bir dayanışma içinde imece anlayışıyla oynanır. Bu Anadolu'da birlikte iş yapma bilincinin yok olmaması gereken çok güzel bir geleneğidir. Ben o yüzden Sabancı Vakfı'na böyle bir geleneğin yok olmaması için gösterdikleri çabadan ötürü yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sabancı Vakfı olarak özellikle Anadolu'nun bu güzel kültürümüzü yansıtan, gençlerimize olağanüstü müzikle, kültürümüzle bir birlikteliği sunan halk dansları olayına ayrıca çok önem veriyoruz. Bu bizim vakıf anlayışımızın da çok önemli bir odağını teşkil ediyor. İster bakanlık yöneticileri, ister Sabancı Vakfı yöneticileri gerçekten bu işin olumlu gitmesi için her türlü imkanı seferber ettiler. Her iki kesimde bunu çok ciddiye alarak çok ciddi destekler verdiler. Türkiye Halk Dansları Yarışması'na bugüne kadar 400 topluluk, 20 binden fazla dansçı katıldı. 181 grup ödüllendirildi. Buradaki amacımız yarıştırmak değil, yaşatmak, yaymak, var olan kültürümüzün bu ögelerini çağdaş bir yorumla sahneye taşımak, seyirlik bir hale getirilmek. Eleme ve provalara 960 saat emek verildi. 165 bin kilometre yol kat edildi. Bu mesafeyle dünyanın çevresinde tamı tamına 4 tur atılmış oldu. Jürinin oylarıyla Türkiye'nin en iyi halk dansları grupları seçildi. Danslar icra biçimi, sahne düzenlemesi, müzik icrası bildiğimiz profesyonel sahne kurallarına uygun biçimde bir bütünlük içinde sunulması gerekiyor. Diğer yarışmalara oranla çok daha saygın bir özellik kazandırdı. Yarışmaların özellikle sergileniş ve sunuş biçimi açısından. Sabancı Vakfı'nın yarışmasına girdiğimden beri, başladığımdan beri ben aşağı yukarı diğer yarışmalara girmiyorum. Çünkü neden? Yetersiz geliyor. Yarışmaya ilk katıldığımız yıllarda ben 17'li yaş, 16-17 yaşındaydım. Şu an 41 yaşındayım. Yani yarışmayla beraber büyüdüm diyebilirim. Gerek teknik anlamda, gerek oyunculuk, gerek halk oyunları eğitmeni anlamında. Sırf bu yarışmaya katılmak için dernekler, gruplar kuruldu. Bu sayede Türkiye'de halk danslarına duyulan ilgi arttı. Bu stilize dal olması Anadolu Ateşi, Magic You Ney ve Şaman isimli halk oyunları motiflerinden bezenmiş şov gruplarına da örnek teşkil etti. Başladığı günden bu yana Türkiye'nin halk danslarına büyük hizmetlerde bulunan, binlerce dansçı yetiştiren, bir o kadar da genci bu konuda teşvik eden, Trakya'nın horasına, Karadeniz'in horonuna, Anadolu'nun halayına, Ege'nin zeybeğine, Kafkasların barına, Akdeniz'in kaşık oyunlarına ev sahipliği yapan Türkiye Halk Dansları Yarışması 20 yılın büyük finalini bu gece gerçekleştiriyor.
bu yarışma bizim için bütün yıl içerisinde yaptığımız faaliyetlerden daha önemli. Bizim için bir eşik bu. En üst eşik. Çıtanın en yüksek olduğu yer. İçimden sadece aşk olsun demek geçiyor. Aşk olsun. Bu iş bu kadar güzel yapılır. Hepinizi kutluyorum. Bu yarışmaya 20 yıl boyunca katılan, ter akıtan, emek veren herkes birinci. Bu gece 20 yıllık anılarımızın, beraberliğimizin, imecemizin hatırlandığı renkli bir gece olacak. Çünkü Türkiye'nin tüm renkleri burada. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Sabancı Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın muhteşem başarısıyla, organizasyonuyla gerçekleşen Türkiye Halk Dansları Yarışması'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Çok teşekkürler. Bendeniz Cem Davran. Gecenin akışını hep birlikte genç, heyecanlı arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğiz. Efendim biliyorsunuz 20. yıl hepimizin bileceği ve tahmin edeceği gibi hayatımızda da 20. yaş çok önemlidir. Hele böyle muhteşem özel bir organizasyonda çok çok daha önemli. 20. yıla özel bu akşam burada geçtiğimiz yılların birincileri yarışacak. Bilenler vardır ama ben bilmeyenler için tekrar ediyorum, fayda görüyorum tekrar etmekte. Geçtiğimiz yılların tam 9 birincisi finalist olarak yarışacaklar. Onlar dün jürinin karşısına çıktılar, performanslarını sergilediler. Bu birinci aşamaydı. Şimdi bu akşam hem jürinin hem de sizlerin, bizlerin huzurlarında tekrar performanslarını gösterecekler. Ve sonunda 9 finalistimizden, geçmiş yılların 9 birincisinden 4 tanesi mansiyon ödülü alacak. Ve sonra 5., 4., 3., 2. ve son olarak da şampiyonlar şampiyonu diyebiliriz. Birinciler birincisi diyebiliriz. Belli olacak. Efendim çok özel bir gece, çok heyecanlı bir gece. Şu anda kuliste genç arkadaşlarımız çok heyecanlı. Ben sözü fazla uzatmayacağım ama emin olunuz ki bu gecelerin gecesi, gecelerin en heyecanlı gecesi ve buluşması. Şimdi değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, açılış konuşmasını yapmak ve özellikle Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'nın mesajını bizlerle paylaşmak üzere Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağ'ın alkışlarla sahneye geliyor. Değerli konuklar, evet bu gece 20.sini yapıyoruz halk dansları yarışmasının. Güler Hanım çok istemesine rağmen maalesef rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamadı ama gönlü ve aklı bizimle beraber. Ve benden kendisinin mesajını, konuşmasını sizlerle paylaşmamı istedi. Ben izninizle Güler Hanım'ın mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Bakan Yardımcımız, çok değerli konuklar, değerli veliler, sevgili gençlerimiz. Hepinize Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'ne hoş geldiniz diyorum. Sabancı Vakfı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 20 yıldır gururla yürüttüğümüz bu organizasyonda yine birlikteyiz. Ülkemizin dört bir köşesinin ritimleri, renkleri, davulu, kemençesi, zeybeği, halayı, horonu 20 yıldır Türkiye Halk Dansları yarışmasında buluşuyor. Bu çok renkliliği temsil eden topluluklar sadece yarışmıyor, Anadolu'nun zenginliğini bizlere doyasıya hissettiriyor. Kültür ve medeniyetler beşiği ülkemiz, halk dansları açısından belki de dünyanın en zengin ülkesi. Ülkemizin hemen hemen her yöresinde farklı bir oyuna, farklı bir müziğe rastlamamız mümkün. Halk dansları sadece o yörenin müzik ve dansını tanımlamıyor. Aynı zamanda o yörenin karakterini, duygu ve düşüncelerini yansıtıyor. Biz de ülkemizin halk danslarındaki kültürel kimliğini bu yarışma ile gelecek nesillere aktarmaktan mutluyuz, gururluyuz. Birazdan 20 yılın birincileri yarışacak. Onlar geçtiğimiz yılların birincileri olmakla yetinmediler. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil ettiler. Kültürel zenginliğimizin dünyaya açılan penceresi oldular. Bizim için bu yarışmaya 20 yıl boyunca katılan, ter döken, emek veren herkes birinci. Bu vesileyle 20 yıl boyunca bu yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan, candan destek veren Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerim var. 20 sene boyunca yarışmanın sanat yönetmenliğini başarıyla yürüten Şinasi Pala'ya teşekkür ediyorum.
Bu görsel şöleni 20 senedir aksatmadan kusursuz bir şekilde planladı ve yönetti. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün yöneticileri ve çalışanları, Sabancı Vakfı'nın yöneticileri ve çalışanları her sene daha iyisini başarmak için çok emek verdiler. Onlara da sonsuz teşekkürlerimiz ve şükranlarımız var. Bu topraklara ait olan bu güzellikleri, bu coşkuyu bizde yaşattıkları için tüm katılımcı gençlere çok teşekkür ediyorum. Ve tabii jüri üyelerine de katkıları için teşekkür ediyorum, kararlarında kolaylıklar diliyorum. Birazdan hep birlikte Türkiye'nin tüm renklerini izleyeceğiz. Onları hep beraber alkışlayacağız. İçeride heyecanla bekleyen topluluklara başarılar diliyorum. Ve hepinize bu görsel şöleni bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum. Güler Sabancı. Çok teşekkür ediyoruz. Güler Hanım'a da saygılarımızı, sevgilerimizi, yürekten sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet dostlar, kulis çok heyecanlı, tahmin edeceğiniz gibi. İnanın ben de en az onlar kadar heyecanlıyım. Hayatım boyunca hiç folklor oynamadım. Ama hep folklor oynanan, halk dansları yapılan yerlerde sahneye çıktım. Hatta türküleri söyleyerek berbat ettim hiç tonunu monunu bilemeden. Ama hep keyif aldım. Yıllar önce de televizyon ekranlarında belki de gelmiş geçmiş en büyük organizasyonlardan birini yapmıştık. Ve onun adı Bu Toprağın Sesleri'ydi. Şimdi çok uygun bulduğum için bu cümleyi kullanıyorum. Birazdan genç kardeşlerimiz bu toprağın seslerini, renklerini ve hatta hüzünlerini, neşelerini bizlerle paylaşacaklar. Çok özel konuğumuzu sahneye konuşma için davet edeceğim ama kulisteki heyecanlı yürekler için sizden çok özel yürekten bir alkış istirham ediyorum şimdi. Evet çocuklar, bu alkışlar sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz bu yürekten alkışlar için. Teşekkür ediyorum. Şimdi duygularını bizlerle paylaşmak, açılış konuşmasına devam etmek üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Abdurrahman Arıcı Beyefendi alkışlarla sahneye geliyor efendim. Sayın Hanımefendi, Genel Müdürümüz, değerli misafirler. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabancı Vakfı'na ve ailesine teşekkür ediyoruz. Sabancı ailesi spordan eğitime, sağlığa ve kültüre büyük katkıları olan bir aile. Kendilerinin deyimiyle bu ülkenin topraklarına kazandırdığını bu ülkenin insanlarına harcayan bir aile. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum her şey için. Bugün yarışacak arkadaşlarımız, topluluklarımız geçmişten geleceğe bu değerlerimizi aktarmak için çaba sarf ediyorlar. Bu değerlere değer katmaya çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum ve bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arıcı'ya bu güzel cümleleri için. Efendim kulisteki sesleri yavaş yavaş duyuyorsunuz. Birazdan performanslarını özellikle söylüyorum hiç ara vermeden peşi sıra birlikte bir uyum içinde sergileyecekler. Ama tabii bu performanslar ve tabii ki dünkü performanslar da bir jüri, kıymetli bir seçici kurul jüri tarafından değerlendirecek. Şimdi izninizle performanslara, sahnedeki şova geçmeden önce jüri üyelerimizi sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Jüri Başkanımız, devlet sanatçısı Mustafa Turan. Diğer jüri üyemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi koreografı Nilgün Bilsel. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yener Altuntaş. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihal Ötken. 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şefik Tüfekçi. Halk Oyunları Uzmanı Sami İşel.
Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim görevlisi Şahin Ünal. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Füsun Aşkar. Efendim devam ediyoruz jürimizi tanıtmaya. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı doçent doktor Kamile Akgül. Ve son jüri üyemiz Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim görevlisi Sibel Adıgüzel. Şöyle toplu koca bir alkış jürimize. Hakikaten çok büyük emekleri var. Efendim başta söylemiştim 9 ekibimiz var, finalist ekibimiz onlar. Birbirini takip eden bir koreografiyle hiç ara vermeden devam edecekler. Dansın ve müziğin birleştiği muhteşem bir gösteri sunacaklar. İzninizle birazdan huzurlarınızda olacak 9 ekibi şöyle anons edeyim, paylaşalım ve tekrar bir alkışlayalım. İlk sırada İzmir yöresinden oyunlarıyla İzmir Çiğli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu var. İkinci sırada Kırşehir yöresinden oyunlarıyla Anadolu Folklor Vakfı Halk Dansları Topluluğu var. Üçüncü sırada Bitlis yöresinden oyunlarıyla Kartal Belediyesi Folklor Derneği olacak. Dördüncü sırada Kırklareli yöresinden oyunlarıyla Yedi Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Beşinci sırada Kütahya yöresinden oyunlarıyla Kütahya Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü var. Altıncı sırada Üsküp yöresinden oyunlarıyla Çankaya Belediyesi Hoytur Halk Dansları Topluluğu var. Bakalım bu nasıl alkış olacak. Yedinci sırada Bursa yöresinden oyunlarıyla Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Karagöz Halk Dansları Topluluğu var. Sekizinci sırada Fethiye yöresinden oyunlarıyla Yalova Turizm ve Folklor Araştırma Geliştirme Derneği var. Ve dokuzuncu ve son sırada Trabzon yöresinden oyunlarıyla Tuana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği var. Şöyle toplu bir alkış hepsine. Koca bir alkış. Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizleri Anadolu'nun dört bir yanından halk danslarıyla baş başa bırakıyoruz. Kocaman alkışlarınızla kültürlerin dansı başlıyor. Mariaçılıklarıyla doldurur gök kubbeyi. İzmir hala aşkla okunan bir şiirdir dudaklarda.
Thank you.
Alay kalmış gidiyor.
sallana salla gel bana. Gel öneri alım da biz bir sallama. Gel öneri alım da biz bir sallama. Salina salina da suya gidersin. Salina salina da suya gidersin. Su değil meram da seyran edersin. Su değil meram da seyran edersin. Sen bu güzel lukla da bir hal edersin. Sen bu güzel lukla da çok naz edersin. Sallana sallana sallan gel bana. Sallana sallana sallan gel bana. Sallana sallana salla gel bana. Sallana sallana salla gel bana. Gel öneri alım da biz bir salla. Gel öneri alım da biz bir salla. Konuşurken dediler ki 45 dakika dans var, hiç ara yok. Hani siz odanıza gidebilirsiniz. Yemin ediyorum şuradan ayrılamadım. Vallahi ayrılamadım. Müthiştiler. Müthiştiler. Hiç. Samimi söylüyorum, gidemedim. Az kalsın son grupla da geliyordum, onu da söyleyeyim. Trabzon'la geliyordum. Şu anda olmak istemediğim tek yer var, jüri. Yani onlara da bir alkış, çünkü şu anda karar veriyorlar. Efendim, olacaklardan kehanet değil de bildiklerimden bir iki paylaşım yapayım. Bu arada da jürimiz kararını hazırlasın, bize ulaşsın. Biliyorsunuz dün performanslarını sergilediler. Bugün de artık bitti. Jürimiz kararını verecek, o karar sahneye ulaşacak. Ben çok değerli konuklarımızı sahneye alacağım. Ödülleri sahiplerine takdim edeceğiz. Biliyorsunuz 9 tane geçmiş yılların birincisi, 20. yıla özel finalistler. 4 tane mansiyon ödülü var. Sonra 5, 4, 3, 2 ve birinciyi, 20. yılın birincisini açıklayacağız sizlere. Hemen şunu da söyleyeyim. Birazdan ödüller göreceksiniz, takdim edilecek. Sertifikalar olacak. Sertifikaların yanında da çekler var.
Aslında bir anlamda küçük bir sunucu inisiyatifi kullanıyorum ama kusurumu bağışlayın lütfen. Çünkü önemli sayıyorum. Yani bilenler bilir, önemsiz bir şeyi söyleme topuna çıkmam. Çekler olacak. O çeklerin miktarlarını ben size söylemiyorum ama gördüm ben. İnanın bana çok büyük bir katkı. Çok önemli bir katkı. Bir kere bu organizasyonda emeği geçen, ardında yüreği, duygusu olan herkese, başta Sabancı Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yürekten koca bir alkış istirham ediyorum. Geleceğimiz için, gençlerimiz için. Şimdi karar verilmek üzere, ben de kulise gideceğim. Genel sanat yönetmenimiz bize ulaştıracak ama o sırada harika bir müzik, çok keyifli, harika bir türkü arası alkışlarınızla Sümer Ezgü geliyor. We'll be right back.
Çok teşekkür ederim. Halk oyuncularının arasında kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ben de oralardan yetiştiğim için. Ama onlar bize göre daha şanslı. Böyle güzel salonlarda oynuyorlar. Ne mutlu ki onları destekleyen sponsor firmalar var. Onun için Sabancı Vakfı'nı öncelikle kutluyor, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına ve Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Şimdi rahmetli Fethi Ramazan Güngör'ün bana yadigardır bu yörük sazı. Şöyle bir yayla havası sizi şehrin bu gürültüsünden ve hengamesinden doğaya götüreyim biraz. Menekşesi top biter. Arasında da yeşil türlü ot biter. Ot biter. Thank you.
Şimdi bu güzel yarışma için Anadolu'nun dört bir tarafından gelen bu gençler adına okuyorum. Anadolu çiçekleri onlar. Hep birlikte çok güzeller çünkü. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik. Sen Anadolu'dan geldin.
Kardeş kavgasına kurban gittikten oldu. Ayrı topraklarda düşman durduktan oldu. 37 cana cana kıydıktan oldu. Diyardan diyara geçtik, Anadolu'dan geldik. Bedel başlı parasına, güdülen kan davasına karşı çıktık hakçasına, Anadolu'dan geldik. Cehaleti aşmak gerek, sırtı sırta çatmak gerek. Hep ileri gitmek gerek, hep ileri gitmek gerek. Anadolu'dan geldik. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarışma bahane, dostluk şahane. Ben sizin abiniz olarak söylüyorum. Kaybetmek, kazanmak hiç önemli değil. Burada kurduğunuz dostluklar en önemli şey. Ve lütfen üniversitelere sesleniyorum. Bu gençleri kendi türkülerinden mahrum etmeyiniz efendim. Hoşçakalın. Alkışlar Sümer Özgü için efendim. Koca bir alkış. Anadolu'dan geldik diye ben devam ederim. Sonuçları ben de bilmiyorum, onu söyleyeyim. Ama içimden böyle bir değerlendirme yaptım, bakalım tutacak mı? Tutarsa şansa, tutmazsa zaten anladığım bir konu değil ama bayıldım. Ve hala gitmedim. Hani ileride prostata dönen şeyler var mı? O kadar sevdim, yemin ederim. Çok çok hoşuma gitti. Gidemedim. Efendim, izniniz olursa, perdeyi açtık, siz onları gördünüz ama şimdi burada çok sıkış bıkış böyle yerlerinde oturuyorlar. Aslında yürekleri hop hop. Böyle müthiş bir alkış çünkü sonuçları alacağım. Koca bir alkış alalım onlar için. Efendim, sonuçlar geldi değil mi? Genel sanat yönetmenimiz, tamam, sonuçlarımız orada. İzniniz olursa ve yüksek müsaadelerinizle ödülleri, birazdan açıklayacağımız ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Abdurrahman Arıcı Beyefendi'yi, Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu Beyefendi'yi, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağan'ı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Profesör Sayın Erol Erdinç'i sahneye davet ediyorum. Biraz yoracağız sizleri ama. Hoş geldiniz, buyursunlar. Biraz yoracağız sizleri. Şimdi ödülleri açıklayacağız tek tek. Ve sizler de izninizle sahiplerine takdim edeceksiniz. Efendim, Genel Sanat Yönetmenimiz Şinasi Pala sonuçlarımızı getiriyor. İlk mansiyon ödülü Anadolu Folklor Vakfı Kırşehir Yöresi. Birinci mansiyon. Evet. Hem sertifika hem de bahsettiğim çek geliyor galiba, evet. Alkışlarla tebrik ediyoruz mansiyon ödülünü. İkinci mansiyon ödülü, jüri değerlendirmesine göre ikinci mansiyon ödülü Bitlis Yöresi ile Kartal Folklor Derneği. Evet. Şöyle bir yan durabilirsek.
o anda. Hatta ben bunu alayım, bütün başrolde mikrofon çıkmasın. Evet. Hemen üçüncü mansiyon ödülünü açıklıyorum. Üçüncü mansiyon ödülü İzmir Çiğli Halk Eğitim İzmir Yöresi. Evet. Ekibi temsilen. Öyle mi? Tamam. Peki. Ve son dördüncü mansiyon ödülü Kütahya Halk Eğitim Merkezi Kütahya Yöresi. Evet. Kütahya'yı temsilen herhalde kızımız gelmedi. Evet. Kütahya Yöresi dördüncü mansiyon Kütahya'ya gidiyor. Kütahya Halk Eğitim. Öyle mi? Peki. Tamam. Mansiyonlarımız bitti efendim. Şimdi beşinci, dördüncü, üçüncü. Tahmin edeceğiniz gibi iki ekip kaldığında ikinciyi anons etmeyeceğim. Önce birinciyi söyleyeceğim, sonra ikinciyi söyleyeceğim. Bu tür şeyler de öyle oluyor. Evet, şurada ani bir şey yaptık. Jürimizi de alkışlarla sahneye alabilir miyiz efendim? Jürimizi böyle koskoca bir alkışla jürimizi alalım. Mustafa Turan, Profesör Nihal Ötken, Profesör Doktor Şefik Tüfekçi, Doçent Doktor Kamil Akgül, Sami Şen, Nilgün Bilsel, Füsun Aşkar, Şahin Ünal, Sibel Adıgüzel, Yener Altuntaş. Jürimizi de şöyle alalım çünkü artık beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci. Biz de jürimizi alkışlayalım değil mi? Jürimizi de böyle aldık. Bu başrolü ben getirdim. Evet, onu en güzeli dışarı atalım. Jürimiz de geldi. Sonuçlar var mı? Yanımızda mı Şinasi Bey? Şunu size vereyim. En sevdiğim şey. Televizyon yayını var değil mi şu anda? Rating arttırsın diye biz böyle yaparız efendim. Beşincilik ödülü Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Bursa Yöresi. Şöyle görüyor musunuz arkamda? Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Dördüncülük ödülü Tuana Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Trabzon Yöresi. Devam ediyorum. Üçüncülük ödülü Fethiye Yöresi oyunu Yalova Turizm ve Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Üçüncülük Yalova'ya gidiyor. Üçüncülük ödülü kocaman alkışlar. Evet. Değişiklik? Şu anda mı? Çok daha iyi olur. Efendim iki tane grubumuz kaldı. İkinci ve birinci. Ama ondan önce vakfımızın jüri üyelerimize küçük armağanları olacak. O armağanları da getirelim, takdim edelim. Ben de bu arada iyice bakayım. Yanlış bir şey okumayayım. Ha, ben tutturamadım. Tutturamamışım. Ama hepsi birbirinden iyi. Ciddi söylüyorum. Benim oğlanları ben folklora başlatacağım. Vakfımız adına efendim kabul buyurursanız çam sakızı çoban armağanı değil mi öyle derler. Emekleriniz yürekten emekleriniz için.
birincilik ödülü. 20. Türkiye Halk Dansları Yarışması birincilik ödülü. Şu anda benden nefret ediyorsunuz diyorum. Ben ekmek parası, ben onun için hiç. Birincilik ödülü. Anons ediyorum. 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. İkincilik ödülü Hoytur Gençlik ve Spor Kulübü. Önce ikincilik ödülünü almak için Hoytur Gençlik ve Spor Kulübü geliyor. İkincilik. İkincilik ödülü Hoytur Gençlik ve Spor Kulübü Üsküp yöresiyle. Birincilik ödülü 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kırklareli yöresi. Anadolu'dan geldik gülüm, Anadolu'dan geldik. Efendim son olarak son 20 yıl boyunca yarışmayı titiz çalışmalarıyla başarılı bir şekilde yürüten, hakikaten büyük bir emeği var, kalpten emeği var. Şinas Sipala'ya, genel sanat yönetmenimize bir plaketimiz var. Bu plaketi takdim etmesi için Sayın Türkan Sabancı'yı izniyle sahneye davet ediyorum. Genel sanat yönetmenimize birlikte takdim edelim ödülünü, plaketini. Anadolu'dan geldik gülüm, Anadolu'dan geldik. Genel sanat yönetmenimizin plaketini sizden istirham edeceğiz. Plaket yakınlarda mı? Evet, o hemen gelsin. Evet, Türkan Hanım'a. Emekleri için, 20 yıllık kocaman yürekten emekleri için Sayın Pala'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, değerli konuklar, bütün bunlar hayatın renkleri, keyifleri. İnşallah yine bu toprağın türküleriyle, renkleriyle doğduğu günlerde keyifle birlikte oluruz efendim. Allah'a ısmarladık.